Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Ham Kadastro parseli halinde bulunan bir parselimizin kadastro yolunun olup olmadığını takvis üzerinden nasıl bakacağımızı anlatacağız. Örneğin İstanbul ili Çatalca ilçesi Nakkaş mahallesinde 127 ada 183 parselimizin kadastro yolu olup olmadığını şu şekilde kontrol edebiliriz arkadaşlar. Ada parsel bilgilerini girip ekranı açtığımızda parselimiz geldiğinde buradaki sorgulama işaretini seçtikten sonra etrafındaki komşu parsellerini tıklayarak açarız arkadaşlar. Biz 127 adı 183 parselin tüm etrafındaki parselleri açtığımızda gördüğünüz gibi bütün parseller birebir bitişik durumda, sınır durumda. Dolayısıyla burada herhangi bir kadastro yolu olmadığını tespit etmiş oluruz arkadaşlar. Yine benzer başka bir parselimize bakalım. Bakın bu da yine yaptığımız işlem belli. Komşu parsellerini açıyorum. Evet. Bakın incelemiş olduğumuz parsel 127 adada 704 parsel. Buraları birebir bitişik diğer parselleriyle. Ama burada bir kadastro yolu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de arkadaşlar, bazı durumlarda dere yatakları da kadastro yolu gibi görülebilir. Örneğin burada 129'a 283 parselimizin etrafını açmaya başladığımızda burada şu görünen kısım bir kadastro yolu gibi görünüyor. Fakat alt tarafta takvis üzerinden yani uydu görüntüsünden buradaki yeşilliği gördüğünüzde buranın bir kadastro yolu değil, dere yatağı olduğunu anlamamız gerekiyor. Dere yatakları kadastro yolu hükmünde değildir. Her ne kadar da dereler kurumuş olsa da buralar kadastro yolu olarak kullanılmaz. Biz bu parselimizin bu tarafına baktığımızda bakın burada bir fiili yol var. Fakat bu fiili yol her zaman için aynı zamanda kadastro yoluna isabet etmeyebilir. Bazen tarlaların içerisinden de bu şekilde fiili yolların açıldığı durumlar olabilir. Aslında benim bu parselimin de kontrol ettiğimde doğu tarafında bir kadastro yolu olduğunu, batı tarafında da bir dere yatağı olduğunu da görmüş oluyorum. Yani ben bu tarafta bir yol görmemiş olsaydım buradaki dere yatağının boşluğunu kadastro yolu gibi düşünmem yanlış olacaktı. Evet arkadaşlar. Bu üç örneğimizde de takvis üzerinden bir parselimizin kadastro yolu olup olmadığını da bakmayı kısaca anlatmış olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.